Ben hayırlı Refakit sabahlar. TV Ankara stüdyomuzdan hayırlı sabahlar. İyi yayınlar Ahmet Keser. Sakinleşmek için umarım bir fırsat olmuş olur. 8 Şubat 2018 Perşembe Ankara gündemiyle karşınızdayız. Tabii ki bir son dakika gelişmesiyle, son dakika haberiyle Ankara gündemine başlamış olalım. Fethullahçı terör örgütü yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize ettiği iddia edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi ve genel sekreteri, Yargıtay üyesi aynı zamanda firari Mehmet Kaya Çanakkale'de girdiği inden çıkarılmış oldu ve yakalanmış oldu. Tabii ki en önemli gündem maddesi Afrin Zeytin Dalı Harekatı. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 20. günün içindeyiz. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri sınır kesimlerindeki dağlık ve tepelik bölgelerdeki noktalara obüsler ve tank desteğiyle ilerleyişini dün de sürdürdü. Bugün de keza operasyonlara tüm hızıyla devam ediliyor. Çatışmalar yer yer sürerken sınırların kontrolü büyük oranda sağlanmış durumda. Tabii ki yani askerlerimize Allah yardımcısı olsun, Allah'ım yardımcıları olsun diyoruz buradan. Askerlerimiz ve ÖSO kritik tepe ve köyleri tek tek ele geçirerek temizlemeye devam ediyor. Dün gece bir açıklama geldi. Tabii ki dün gece açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında da iki askerin şehit düştüğü açıklandı. Akit TV olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet ve milletimize başsağlığı dilemiş olalım bu vesileyle. Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri tanklarını hedef alan tank savarın NATO ülkelerinden birine ait olduğunun belirlenmesi halinde Türkiye'nin atacağı adımlar Ankara'da tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Ankara'da yapılan tartışmalara göre Afrin'de teröristlerin Türk tankına karşı kullandığı tank savarın menşei belirlendikten sonra Türkiye konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PKK ve PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tüm gelişmeler Ankara'dan yakından takip ediliyor, yakından izleniyor. Hükümet terör sevici birliklere yönelik harekata geçti. Bir başka konu başlığımız da bu. Hükümet tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki Türk ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve bazı faaliyetlerinin de yasaklanmasına yönelik düzenlemeye ilişkin çalışma başlattı AK Parti hükümeti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör sevici sözde birliklere yönelik sert ifadelerde bulunmuş ve bu birliklerin başındaki Türk ifadesinin kaldırılması konusunda açıklamada bulunmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte Erdoğan'ın açıklamasının ardından hükümet terör sevici birliklerin başındaki Türk ifadesinin kaldırılması için harekete geçti ve çalışma başlattı. Öte yandan terör sevici Tabipler Birliği dün yaptığı açıklamada isimlerinin başında bulunan Türk adının kimsenin silemeyeceği, hiç kimse tarafından silemeyeceğini iddia etti. Bu terör seyirciler hala meydan okumaya devam ediyorlar ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümet yetkilerimiz de bu terör seyirci birlikleri gereken en güzel cevabı vereceklerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programında ne olacak, neler var? Kısaca ona da bir bakmış olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak bugün. Elbette ki bugün saat 12'de başlayacak olan 45. Muhtarlar Toplantısı'nda Erdoğan'ın gündeme ilişkin Fırat Kalkanı'na ve CHP'nin terör sivilce tutumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Peki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde neler var? Kısaca da ondan söz etmiş olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınacak. Konuya dair Meclis Genel Kurulu'na görüşmeler bugün saat 14'te başlayacak. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise vergi kanunlarıyla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısının da görüşmelerine devam edecek. Komisyondaki görüşme bugün saat 13.30'da başlayacak. Akit TV Ankara olarak bizim de gündemimizi aktaralım ve ardından sözü İstanbul'a Ahmet Keser sana bırakmış olalım. Bugün saat 16.20'de Yeni Türkiye programımızla Akit TV izleyenlerimizin karşısında olacağız. Yeni Türkiye programımızın yayın konuğu Diyarbakır Sur eski belediye başkanı, kurucu başkanı ve çözülme kitabının yazarı Cemal Toptancı yayın konuğumuz olacak. Yine bu akşam saat 21'de Ankara Kulisi'nde Akit TV izleyenlerimizin karşısında olacağız. Ankara Kulisi'nde ise eski devlet bakanı Esat Kıratlıoğlu ile stratejist İsmail Yıldız yayın konuklarımız olacak. Ankara Kulisi'nde gündeme ilişkin son dakika gelişmelerini yayın konuklarımıza değerlendirmiş olacağız diyelim. Ve sözü İstanbul'a bırakmazdan önce Adnan Oktar'la ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. O da şu: Adnan Oktar'a şunu sormak gerekiyor. Yaptığı programlarda herhangi bir maaşının olmadığını iddia ediyor. Peki o zaman kaynak nereden geliyor? Değirmenin suyu nereden geliyor? A9 kanalını nasıl ayakta tutuyorsun? Hiçbir reklam alamazken A9'da seni kim finanse ediyor? Ey Adnan Oktar diyelim ve sözü sana bırakalım Ahmet Keser. Peki.